Orhan abi merhabalar. Merhabalar, iyi yayınlar. Çok teşekkür ederim, çok sağ olsun. Bugün Sayın Deniz Baykal'ın cenaze töreni için önce meclisteydin sanırım. Evet, doğru. Önce oradaki bir izlenimlerini sorayım sana. Tabii, mecliste şöyle, Suat Oktay geldi meclise. Recep Tayyip Erdoğan gelmedi. Çünkü meclisi tanımıyor biliyorsun. Sonra cenaze namazına gitmiş. Dolayısıyla meclisi pas geçti. Fuat Oktay vardı. Devlet Bahçeli geldi. Tabii Kemal Kılıçdaroğlu söylemeye gerek yok. Hem Aslı Hanım hem Ataç Baykal, kızı ve oğlu birer konuşma yaptılar. Aslı Hanım'ınki çok duygusaldı. Yani ben babasını anlattı. Yani siyasetçi Baykal değil, baba Baykal'ı anlattı. Evin reisi Baykal'ı anlattı. Çok duyguluydu. Eşi Olcay Hanım tabii vardı. Torunları vardı. Siyasiler çok geniş bir katılım gösterdiler. Eski bakanlar, eski milletvekilleri, Cengiz Altınkaya, Hikmet Sami Türk, Ufuk Söylemez. Yani say say bitmez. Şöyle aklıma gelen en hızlı söyledim. Yaşar Topçu, eski Tarım Bakanı, söyleyemedim ismini. Yani o kadar çok kalabalıktı ki sevindim, yani güzel bir uğurlama oldu. Ekrem İmamoğlu gelmişti İstanbul'dan, onunla konuştuk. Mersin Belediye Başkanı gelmişti, Vahap Seçer. Muhittin Böcek oradaydı. Yani Baykal'ı CHP'liler yalnız bırakmadılar. Yılmaz Ateş eski çok yakın, hala öyleydi yani. Vefatına kadar yanından ayrılmazdı bizim gazeteci kardeşimiz. Evet. Eski milletvekili. Herkes oradaydı. Çok kalabalık, duygusal törendi. Şimdi şunu söyleyeyim. Orada askeri çıkardılar meclisten, biliyorsun. Polis var ve töreni polis kıtası yapıyor. Hı hı. Ya yürüyüşlerine baktım, bizim askeri yürüyüş ya da polisin yürüyüşünden dep değişik. Avustralya polisi mi yürüyor, İngiliz polisi mi yürüyor belli değil. Bu sefer tabii biraz dikkatimi çekti. Daha önce de katılmıştım milletvekillerinin cenaze törenlerine ama ta uzaktan getiriyorlar o protokol kapısını, bilirsin, sen bilirsin. Evet, bir numaralı evet. Kapının girişinde evet. Yürüyerek ayaklarını yere vura vura zaten. Mavi bir üniforma, yani polisin standart üniforması dışında bir protokol kıyafeti gibi var. Yani tüy borusu çalınmadı mesela, saygı duruşu dedi. Tüy borusu yok. Biliyorsun saygı duruşu ve İstiklal Marşı denir. Ve tüy borusuyla saygı durursun. O da kaldırılmış. Yani sen hani cenazeyi sorduğun için orada bir imam konuştu. Güzel bir konuşma yaptı. Depremzedeler, depremde hayatını kaybedenlere ve Sayın Baykal diye merhum Baykal'ın adını andı ama Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, terörde hayatını kaybeden şehitlerimiz demedi. Meclis başkanı son anda geldi ve şöyle söyleyeyim, yanında 10 tane falan korumayla meclisin içinde bütün merdiven dolu. Yani yanında o koruma, zaten kapılar kapalı, güvenlikli bölge orası ama korumalarıyla. Meclis başkanı meclisin içerisinde korumalı. Bravo, işte manşeti öyle verdim sana. Meclis başkanı meclisin içinde kendisini 10 korumayla koruyor. Meral Hanım vardı tabii, Müsavat Dervişoğlu. Duygulu bir törendi. Soğuktu, çok da soğuktu tabii, onu da söyleyeyim ama sonra kimse aldırmadı. Deniz Bey, Allah rahmet eylesin, benim de dostumdu. Mekanı cennet ruhu şad olsun. Tabii siyasi hataları bir kenara, ya da siyaseten konuşacak olursak çok uzun program yapmak lazım Celal'cim. İyi insandı, insan olarak iyi insandı. Gazetecilerle ilişkisi iyiydi. Öyle çok ayırt etmezdi. Yani vardı birkaç tane kızdığı gazeteci ama öyle Erdoğan gibi yapmazdı. Herkes izlerdi yani Baykal'ı. Şöyle bir ufak anımı anlatayım eğer izin verirsen. Varsa. Tabii. Bu yasaklar kalktıktan sonra Deniz Baykal genel sekreter, Erdoğan'ın önü DSP'de genel başkan biliyorsun. SHP'de. Evet. Şeye
DSP'de, Erdoğan İnönü CHP'de oldu mu olmadı? Yok, yanlış abi. DSP'de Bülent Ecevit DSP'yi kurmuştu. Onlar SHP'de, SHP Genel Başkanlığı'nı Erdal Bey yapıyordu. Genel Sekreterliğini de Deniz Bey yapıyordu. Aha işte öyle dedim, doğru. Yok, DSP'de deyince karışmasın diye düzeltmek gerekiyor. Tamam, tamam, düzeltiyoruz, tamam. Şimdi eve de yeni geldim biraz, biliyorsun yolda. Evet, evet, evet. Şöyle, Güneydoğu'ya gidiliyor. Ben de rahmetli Özal'ı izlediğim için, biraz da biliyorsun medya dedikoduları, işte biz Özalcıyız, onlar bilmem İnönücü falan gibi böyle dedikodular olurdu. Bekir Coşkun rahmetli dedi ki, ya Turgut Özal televizyonlarda konuşacak, seçim gözleri yapmayacak ona. Sen Deniz Bey'le, Deniz Baykal'la bir Güneydoğu gezisi var, onu izle dedi. Hemen adımı yazdırdım, işte aynı uçakla gittik. Oradan karayoluyla falan böyle seçim gezileri biliyorsunuz ha, il il ilçe ilçe gidiliyor. Bir ilçenin girişinde kalabalık toplanmış falan, jandarma da var. Ben de indim, fotoğraf falan çekiyorum. Jandarma yolu açmak için tüfeğin dipçiyle milletin böyle hani şeyini iteliyor açılın diye. Ben de çok güzel bir fotoğraf yakaladım. Böyle bir de haberi yazdım. Dedim ki asker şeye tepkili vatandaşa dipçikledi, Deniz Baykal'ı kucaklamaya gelen vatandaş falan diye. Rami Turan tabii, Günaydın'ın efsane ekibi o zaman, Hadim Sibavi var, efsane patron. Bunu manşetten yaptılar, kocaman bir fotoğraf böyle. Vatandaş dipçiklenir mi? İşte siyasiler vatan haini mi? 12 evden sonraki yıllar dedi zaten. Tabii o manşet gazete Sayın Baykal'ın çok hoşuna gitmiş. Şimdi bir oradan, yani bir duraktan da helikopterle Van'a geçeceğiz. Helikopterde programa göre ben yokum. Günaydın muhabiri yok. Biraz daha SHP'yi sürekli izleyen muhabir arkadaşlar var. Doğal yani. Sonra Sayın Baykal Çağrı dedi ki, Orhan Bey de seni unutmuşlar dedi. Beni listeye ilave etti. Ben de helikopterle gittim. İndim havaalanında yine. Güzel bir haber daha yaptım. 3-4 tane haber manşet oldu. Deniz Bey çok hoşuna gitti. Yani ya dedi, sen dönüşte uçakta, Orhan Bey sen izle bizi ya dedi, günaydın muhabirler dedi. En ilk manşet yapamamıştı dedi. Nur içinde yatsın. Güzel tatlı bir adamdı yani. Böyle anmış olduk sayende Celal'cığım. Orhan abi bir şey daha soruyorum. Biliyorum sen eve yeni geçtin. Çok da yorgunsun bugünkü evet, şeyden dolayı. Evet, daha yemek çok yemedim. Hatırım için bağlandım ama her zaman bağlandım. Sağ ol, sağ ol. Çok çok tutmayacağım ama. Türkiye'nin düzgün gazetecilerin başında gelirsin. Çok sağ ol, çok teşekkür ederim. Rica ederim. Orhan abi şimdi sana çok kısa bir sorum daha olacak. Şimdi şöyle bir durum var. Sen Ankara'nın bir kere en eski, en tecrübeli Ankara temsilcilerinden bir tanesisin şu an. Sağ ol, teşekkür ederim. Çok uzun yıllardır pek çok farklı kurumda bu görevi yerine getirdin. Ve tabii ki bu yıllar arasında da pek çok Türkiye'de işte sel felaketi, deprem felaketi, yani bu tip olayların pek çoğuna şahit oldun. Büyüklerden bahsediyorum. Doğru. Ya bugünkü ortam kadar böyle bir hazırlıksız yakalanılan bir ortamı gördün mü? Şimdi evet, bu soruya göre gördüm. Bu Marmara depremi, yani Kocaeli, İstanbul, Gebze, oraları vuran büyük deprem. Hı hı. Gerçekten Gölcük çok hazırlıksız, çok ani. Cep telefonları falan felç oldu. Ama çok önemli bir ayrıntı var, bugünle mukayeseyi sordun. Hı hı. Asker çıktı, asker. Evet. Asker. Daha deprem oldu. Zaten Gölcük'te şehit de verdiler şeylerin altında, biliyorsun. Hı hı. Her enkazın başında asker vardı kardeşim. Asker. Sonra çok hızlı madenciler yetiştiler. Yani Gölcük'te diyorsun, anında asker çıktı ve deprem için madenciler yetişti. Evet, madenciler yetişti. Sonra AKUT. AKUT muhteşemdi. İşte Kızılay'ı, o zaman AFAD yoktu işte, Afet İşleri Genel Müdürlüğü bilmem ne, şunlar bunlar. Gene süreç içerisinde geldiler. Ama şunu vurgulamak şart yani. Bu Kahramanmaraş depremi de
Kahraman Malatya'da 2. ordu var Celal. Sen bilirsin. Evet, evet. Kahramanmaraş'ta kol ordu, Hatay'da kol ordu, evet. Diyarbakır'da kol ordu, Adana'da kol ordu. Orası kol ordu dolu ya. Ya kardeşim 3 gün askerlik yan gelip yatma yeri değil ki. Bir talimat vereceksin 4.17'de deprem olmuş. Tek adam rejimi var. Her şeyi hızlı vereceğiz. Sayın Erdoğan uykusunda mı? İşte orada Sayın Erdoğan'ı uyandırma cesaretine sahip biri var mıdır sence abi sarayda? Vallahi bilmiyorum var mı yok mu. Ankara'da sallandı uyandı mı. Ama bir saat iki saat içinde asker o deprem bölgesine bütün bölgeye. Ya üçüncü gün Hulusi Akar diyor ki 3500 asker. O şey diyor ki Çevre Bakanı 11.000 ihbar var 6.000 küsur. Yıkılan geldi diyor. 5.906.000. İki enkaza bir asker. Ya böyle bir rezalet Türkiye yaşamadı asker. Kardeşim ne var? Niye korkuyorsunuz askerden? Asker size ne yapacak ya? Asker depremde zedelere yardıma koşacak ya. Bak gelmemelerinin nedeni AFAD, AKUT gibi yardım ekipleri dördüncü gün gidince ilk üç gün biriken basit yaralıları bile çıkartmak onlara düştü. Halbuki asker ilk başta büyük oranda yaralıları kolay kurtarılacakları kurtarsaydı belki bugün dokuzuncu gün galiba sağ çıkarıldı bir kişi. Ya kardeşim ilk üç günde belki de %30'u %50'si Allah bilir tabii ama sağ kurtarılacaktı. Kaplumbağa'ya sormuşlar nereye gidiyorsun hacca demiş. Ya demişler sen bu hızla nasıl gidersin? Ya önemli olan niyet demiş. Ya niyet yok. Askeri çıkartıp da yardım ettirecek niyet yok. Bu depremde niyet yok. Bu deprem çaldım, saldım çayıra, Mevlam kayıra. Ölen olur, kalan sallar bizimdi. Ya 26 akrabamı kaybettim kardeşim. İlk 4 gün ses geliyordu. Yeğenlerim çırpınıyorlar. Havada gidiyorlar. Ekip yok, vinç yok, kurtar şey yok. Daha ilk gün kardeşim vinç, kepçe, dozer ne gerekiyorsa Türkiye genelinde alarm bütün iş makineleri bölgeye 10 il abi bu çocuk oyuncağı değil 81 ili 10 ili %15'i nüfusun 3,5 milyonu yaşıyor böyle bir tedbir duydun mu bütün kamyonlar oraya bütün jeneratörleri koydum devlet olarak bütün jeneratörler oraya bütün elektrik tamirat onların ekipleri oraya kesilsin Ankara'da elektrik ya bir saat, üç saat, beş saat. 10 ekip varsa 8 oraya, ikisi yeter Ankara'ya. Haksız mıyım? Kesinlikle. Böyle bir plan duydun mu sen Celal'cim? Böyle bir AFAD'ın ilk bir saatte yapılacaklar, ilk gün yapılacaklar, ikinci gün yapılacaklar, üçüncü gün yapılacaklar. Ya Kızılay nerede? Kızılay ama orada daha vahim bir... Aranıyor, Kızılay aranıyor diye küçük ilan vermek lazım. Orhan abi orada daha vahim bir durum var şimdi. Fatih Portakal, sevgili Fatih Portakal dün biliyorsun Kızılay Başkanı Kerem Kın'ı programına konuk olarak aldı. Dedi ki ya alanda yoksunuz biz hiçbir yerde Kızılay'ı göremiyoruz. Kızılay nerede? Kerem Bey'in cevabı aynen şu. FETÖ diyor bütün şeylerimizi diyor kurumlarımızı çökertti diyor. Kendisi de biliyorsun Pensilvanya'ya ziyaretlerde bulunan Fethullah Gülen'i öven tonlarca mesajı hala arşivlerde bulunan bir isim. Ya bıraksın Allah aşkına bıraksın Kızılay'ın görevi Erdoğan ailesinin Amerika'daki vakıflarına iş çevrelerinden toplanan vergileri kaçırmak için aracı kurum haline getirildi. Evet o skandalı biliyorsun ben ortaya çıkarmıştım. O evet onun için söyledim. Evet Kızılay diye bir kurum kalmadı. 1550 yıllık kurum o. Affedersin 150 yıllık kurum, 150 yıllık kurum bitirildi. Türkiye'nin bütün kurumları bitirildi. Ama Kerem Bey yerinde oturuyor hala. Saraylar var. Erdoğan etseydi saraya alsaydı deprem zedeleri. İstanbul'da saraylar var. Layık değil mi? Erdoğan mı layık? Deprem zedeler saraylarda geçici barınmaya layık değil mi? Valla bence vatandaşımız her şeye layık. Her şeye var, layık da bir tek böyle yönetilmeye layık değil bence. Bravo. Ona da buradan çağrı yapıyorum. İlk seçimde %7 barajının altına düşürerek AKP ve MHP'yi
Bir Osmanlı tokadı çaksın bu millet kardeşim. Peki, çok teşekkür ediyorum. Orhan abi, inşallah önümüzdeki günlerde seni stüdyomuzda da konuk edeceğiz. Tabii, seve seve. Geniş bir program yapacağız.